Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Edebiyatta yeni bir video serisine başlıyoruz. Edebiyat podcast serisi. Ne yapacağız hocam bu videoda? Biliyorsun her ünitenin konu anlatımı zaten kanalımızda mevcut. Ama konuları biz anlattığımız zaman en azından bir 20 dakikamızı, yarım saatimizi, bazı uzun konular 40 dakikamızı alıyor. Ama şöyle öğrencinin gelip de şöyle 5 dakikada dinleyip kısaca özet çıkartabileceği, not alabileceği bir seri olsun istedim. İşte bu seri oradan doğdu. 5 dakika çok uzun ünitelerde, şiir ünitesi gibi ünitelerde 10-15 dakikalık kısa seriler hazırladım senin için. Bunlar hepsi bilgisayar başında hazırladım. Yani benim sesim yok, ben konuşmuyorum. O yüzden burada podcast serisi olarak paylaşacağım. Bunları kulaklığını takıp rahatlıkla dinleyebileceksin. Tüm ünitelerden gelecek. Yazılı öncesi tüm üniteleri lütfen ama lütfen özellikle yazılı öncesi mutlaka izle. 2 ünite olsa yazılı öncesi ne yapar? 5 dakikadan 10 dakika yapar ama aklında kalanlarla soruları yapabilirsin. Hadi o zaman ben susuyorum seni. 5 dakikalık ya da 10 dakikalık videoyla baş başa bırakıyorum. 12. sınıf 1. ünitede edebiyatın felsefe, psikoloji ve psikiyatri ile ilişkisini, dilin tarihi süreç içerisinde değişimini etkileyen nedenleri ve ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlüklerini öğreneceğiz. Konusu insan olan ve dili bir araç olarak kullanan edebiyatın felsefe ve psikoloji gibi pek çok bilimle ilişkisi vardır. Bir şair ya da yazarın görüş ve düşüncelerinin felsefi bir görüşle uzaktan veya yakından bir ilişkisinin olması kaçınılmazdır. Edebi bir eser ortaya koyan sanatçı da eserlerine bu görüş ve düşüncelerini yansıtacaktır. O yüzden edebiyatla felsefe birbiriyle sıkı bir ilişki içindedir. Türk ve dünya edebiyatında birçok sanatçı eserlerini düşünce akımlarından, felsefeden etkilenerek oluşturmuştur. Örneğin klasik sanatçılar, Descartes'in rasyonalizm felsefesine göre yaşamı ve insanı anlatmışlardır. Felsefe de edebiyattan yararlanabilir. Kimi edebi eserlerde yer alan fikirler ve bakış açısı, felsefede yeni bir düşünce sisteminin oluşmasına katkı sağlayabilir. Mevlana ve Yunus Emre, eserleriyle Anadolu'da bir hoşgörü felsefesi oluşturmuşlardır. Jean-Paul Sartre'ın Bulantı romanı varoluşçuluk akımının temel kitabı sayılmıştır. İnsan yaşamını konu alan edebiyat psikoloji ile de sıkı bir ilişki içindedir. Hikayelerde, romanlarda, oyunlarda psikolojik bir olayın içinde yaşayan insanın betimlemesi ya da ruhsal çözümlemesi yapılır. Roman ve hikaye tahlillerinde başvurulan şahıs kadrosu tasniflerinde psikolojiden oldukça detaylı bilgiler alınabilir. Özellikle insanın bilinçaltını çeşitli yollardan açıklamaya çalışan psikanaliz yöntemi edebiyat için önemli bir kaynak olmaktadır. Kurucusu Sigmund Freud tarafından ilkeleri belirlenen psikanaliz sanatçılar yoluyla edebiyata uygulanmıştır. dil, olmuş bitmiş, sona ermiş, son şeklini almış bir varlık değil, değişen, değişebilen sosyal bir canlı varlıktır. Toplumdaki değişmeler dile yansır, toplum ile birlikte dil de değişir. Dil, yeni nesne ve kavramlara kendi imkanları ile yeni karşılıklar bulur, durmadan yeni kelimeler üretir, eskiyen sözcükleri atar ya da onlara yeni anlamlar kazandırır. Örneğin, Türkler göçebe hayattan yerleşik hayata geçince yerleşik hayat ile ilgili sözcükler için yeni karşılıklar, yeni kelimeler türetilmiştir. Yine Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra Türkçe kendine Arapça ve Farsça'dan birçok sözcük edinmiş. Türkler 19. yüzyıl ve sonrasında Batı medeniyeti ile yakınlaştıkça da Fransızca ve İngilizceden sözcükler Türkçeye geçmiştir. dil, kendinde karşılığı olmayan sözcükleri diğer dillerden edinebilir. Toplum, Türkçe karşılıkları olduğu halde, yabancı sözcükleri kullanmayı tercih ederse, dili olumsuz yönde bir değişime zorlar. Örneğin Türkçe'de, yakın zamanda, kompüter, laptop, mouse gibi teknolojinin değişimi ile ortaya çıkan yeni sözcüklere karşılık olarak, bilgisayar, dizüstü, fare sözcükleri üretilmiştir. Yine, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte birçok Arapça ve Farsça sözcük yerine, Türkçeleri kullanılmaya başlanmış ya da Türkçe yeni karşılıklar üretilmiştir. Türk dilinin ilk sözlüğü, Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divanu lügat Türk'tür. 1074'te yazımı biten Divanu Lugatit Türk, aynı zamanda bir ansiklopedi olarak kabul edilir. Eser, Türk dilinin lehçelerine ve gramerine dair bilgilerin yanı sıra, Türklerin yaşantısına, gelenek göreneklerine ve sözlü kültürüne dair önemli bilgileri de kapsar. Türk illerinin bir haritasının da bulunduğu sözcük, Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu kanıtlamak amacı ile, Araplar için Arapça yazılmış bir sözcüktür. Divanu Lugatit Türk'ten sonra, 12. yüzyılda Zemahşeri'nin hazırladığı Mukaddimetül Edeb, Harezm ile yazılmış, Arapça öğrenmek isteyenler için bir kaynak olmuştur. 13. yüzyıl sonlarında ise, Kıpçak Türklerinin söz varlığı ve sözlü edebiyat ürünleri ile ilgili derlemelerden oluşan, Codex Comanicus isimli sözcük yazılmıştır. Eser, Hristiyan din adamlara Kıpçakçayı öğretmek için yazılmıştır. Tanzimat döneminde yazılan Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmanisi ise, Anadolu Türkçesinin ilk sözlüğüdür. 1876'da basılan eser, aynı zamanda Türkçeden Türkçe'ye ilk sözlüktür. Tanzimat döneminde yazılan bir başka sözlük, Şemseddin Sami'nin, Kamusu Türkisidir. Türkçeden Türkçe'ye hazırlanan sözlükler içerisinde isminde, Türk, ibaresi bulunan ilk sözlüktür. Cumhuriyet döneminde dil devrimiyle birlikte sözlükçülük alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Türkçenin daha önceki dönemlerine ait kaynaklar taranmış, Anadolu ağızlarının söz varlığının saptanması doğrultusunda Türk Dil Kurumu çalışmalar yayımlamıştır. Derleme ve tarama sözlükleri hazırlanmış ve yine Türk Dil Kurumunca basılmıştır.